Ya nerede şişelim abi? Nerede başka? Ya, ya bırak sen bize sat da bırak. Nerede satacağım ya? Bakinden başka bize sahip çıkar mı? Öyle mi? Onlar yolsun işte ya. Bir an demiş, bir an... Yani herkes, ben kendi işimi yapayım, başkası işi yapmayayım derse bu işler yürümez. Tabii bir yandan köy ziyaretleri, sonra kendi işimiz. Senin maşallahın var ya. O da böyle ekiple oldu. Ekibin ekibine mi? Ekibin ekibine. Dün akşam bu oldu. Vallahi takip ediyoruz her zaman. Allah razı olsun. Her gün böyle birbirimize bir paslaşmak gözler. Ama halk şey başkanım ya, hani biz gidiyoruz oraya işte. Ya bir sıkıntını anlat, bir şey anlat. Fındık ne oluyor, ne gidiyor, biz ulaştıralım yani güzel kişilik olarak. Yani öyle bir gelenekleri de yok. Anlatma yani, sıkıntısını dile getirme şeyleri de yok. Yani bir şey yapmıyorlar. Ama ne yapıyoruz? Bizler mesela Milli Gazete'den sizin yazılarımız. Takip ediyoruz onları. Burada özellikle bizim yani daha önceki ziyaretlerimizde de öne getirdiğimiz yani Fındık bizim biliyorsunuz. Ara geçip kaynağımız burada. Bununla ilgili yıllardır dile getiriyorsunuz, anlatıyorsunuz. Büyük çabalar sarf ettiniz şu emanete fındık vermeyin diye. Ama bir arpa ilerleyemedik gibi gözüküyor yazılarınızdan. Bunu tabii tekrar dile getirmek, kamuoyunu işte sürekli sıcak tutmak adına. Biz de sizi ziyaret ederek basında da gündeme gelir, belki halkımızı bilinçlendiririz. Veya bununla ilgili yapılması gereken öneriler nedir? Depo düşünüyordunuz. Köylerde her köy kendine bir depo mu yapsın? Biz kendimiz büyük bir depo yapıp çiftçinin ürününü emanete vermeden saklayabilir mi? Yani o lisanslı depo işin de olmadı, düzceye kurdu, bir işe yaramadı. Bununla ilgili sanıyorum artık Akça Hoca kendi şeyini kesecek. Şimdi başkan. Söyleden konular benim zaman zaten dile getirdim. Ben bu süreç içerisinde bir yere geldim. Bunların birçoğu sosyolojik problem. Yani ticaret, yani biz bunu işte bir üretimden kaynaklanan ticaret gibi de baksak. İşte çiftçilerimizin geçim kaynağı olarak da değerlendirecek olsak. Sonuçta aşamadığımız bir şey var. Sosyolojik bir problem. Biz buraya aşamıyoruz. Yani bu da ne? Şimdi çiftçi tarifi veya gerçek manada çiftçilik nedir? Çiftçi nasıl olmalı? Kimler çiftçi? Şurada devlet dairesinde çalışan bir memurun bir ton çiftçi fındığı çıkıyorsa, 10 dönüm arazisi varsa çiftçi midir? İstanbul'da, Ankara'da oturup da yerini yarıya vermiş, yarıcıya bu işi yaptırıp da İşte devletin kayıtlarında çiftçi görünenler de mi çiftçidir? Çiftçi kim? Şimdi önce bunun tarifini iyi yapılması lazım. Yani bu işle iştigal edip geçimini bundan sağlayan ne kadar insandır? Ve bu geçimini sağlayan insanların da yaşam şeyi ne? Standardı ne? Yani sadece o girirle mi hayatlarını idame ettiriyor? Bu yeterli mi? Yani kullandıkları 15 dönüm arazi, 10 dönüm arazi bunlara çiftçilik yapmasına veya gerçek manada çiftçilik olması için yeterli. Şimdi bunların hepsini eline aldım. Türkiye'de bana göre yeniden bir miladın olur. Bir sıfır noktasına tekrar başlamak. Özellikle fındıkta. Çünkü diğer ürünlerde bu kısmen aşılabiliyor. Çünkü birçoğu tek yıldır. Yani seneye ekmeyebiliyorsun bir buğdayı, bir arpayı seneye ekmeyi, bir fasulyeyi, bir efendim domatesi, bir salatalı, bir patlıcan, karpuzu. Önümüzdeki yıl para etmiyorsa veya siz onunla geçinemiyorsanız önümüzdeki yıl bu üretimden şekilebiliyorsunuz. Ama meyvecilikte özellikle fındıkta bunu yapma şansınız yok. Yani bir devamlılık var. Yani o para etse de etmese de sizin periyodik olarak yapmanız gereken bazı şeyler. Dolayısıyla bir sıfır noktasını oluşturmamız lazım diye düşünüyorum. Bunun için de bunun etraflıca konuşulacağı, bunu belki Gıda Tarım Hayvancılık Bakanlığı müdürler, belki siyasi partiler, belki tezatlılar biliyoruz ama bunun enine boyuna konuşulacağı çok geniş kapsamlı bir paneli. İşte
işte veya bilmeyenler de seminer gibi bilmeyenler toplantıların her ilde yapıldığı yapıldı, her ilde yapılması lazım. Yani yeniden bir tarifin bu işin nasıl olması gerektiğini yapılması lazım. Bana göre çiftçinin ihracatçıya veya alıcılara karşı direncini arttırmak için işletmelerin gerçekten ekonomik anlamda geçinebilecek işletme büyüklüklerine ulaştırılması lazım. Bu şu değil, birbirine benim size bir tapunun devri gibi işletişliği, yarıcılığın dışında kiralama sistemiyle, işte atıyorum Bahadır hocamın 20 dönüm yeri var, yanı başına benim 5 dönüm var, Bahattin'in 7 dönüm var, sizin 10 dönüm var, bu arazileri biz hocama kiralayıp, kiralayıp çiftçiliği o yapacak. Ya o zaman ne olacak? İşletmesi bilecek. Mekanizasyonu, teknolojiyi takip edecek, maliyet hesaplarını yapacak, direnci artacak gibi, bu sadece bir yol. Yani bir yol. Yani bunu yapmadığımız müddetçe ortama 500 kilo fındık olan alan çiftçilerle bu yola devam etmek biraz zor. Niye? Çünkü geçim kaynağı o değil. Emanet ediyor. Satıya gidiyor. O işle geçinen insanları düşünmüyor yani. Ya birileri de bu işten ekmek yiyor. Birileri bu fındıkla çoluk çocuğunu okutuyor. Güzel bir teşvik. Yani bunları düşünmüyor. Yarıya vermiş, İstanbul'a gidecek. Tatilini yapıyor, giderken fındığını ya emanete veriyor ya satıyor gidiyor. Burada kalanlar ne yapacak? Nasıl yaşayacaklar? Bunları düşünmüyor. O zaman biz çiftçinin profilini, çiftçi tarifini yeniden yapmamız gerekiyor. Bir sıfır noktasını bulmamız lazım. Yoksa söylediğimiz her şey havada kalır. Emanete vermeyin diyoruz. Ne yapayım diyor, ben gidiyorum diyor. İşte okullar açılıyor. İşte efendim işe başlıyorum, iznim bitti, gidiyorum. İyi de sen yani bir fabrikada işçi misin, bir yerde müdür müsün, memur musun yoksa çiftçi misin? Yani bunun bir şeyini bulmamız lazım. Yani. İşte o zaman bu dediğimiz işte lisanslı depolar, efendim mesela daha değişik stoklama şeyleri, piyasada rekabeti veya direnci sağlayacak oluşumları. Bugün tüm fındık üreticilerini bir araya toplamamız, Akçakoca'da 7800 ÇKS'ye kayıtlı üretici var. Şimdi bakalım bundan kaç tanesi gerçek çiftçi? Yani kaç tanesi bu işte iş çıkartıyor? Yani benim gibi efendime söyleyeyim tavukçuluk sektöründe ve esnaf olup da bir kolunda çiftçi tarafta mı ziraat? İşte memur olup olmamız. Bunun şeyine iyice çıkması lazım. O yüzden bunu enine boyuna konuşmamız gerekiyor. Herkes etindeki taşı döker. Yani yarın bizler seçilememe kaygısı içimizde olma. Diğerleri efendime söyleyeyim zarar edeceğiz, işte önümüz tıkanacak. Bu şeyi bir sefer yapmamız gerekiyor. Yarını daha iyi görebilmek, yarını garanti altına almak için bu milatı gerçekleştirmek. Bunu yapamadığımız müddetçe biz her yıl bu spekülasyonlarla, bu sıkıntılarla uğraşacağız. Yani burada sadece bir taraf suçlu. Bu eğer 3 aya varsa bu saçın, bu 3 ayağında sıkıntı var. Devlet, yeraltı, 3 ayağında oradan başlayalım. Güncel sıkıntılarımız da var. Çiftçi kim? Bunlar. Şimdi kime hitap ediyoruz? Yani. Diyoruz emanete vermeyin. Emanete vermeyin. Bizi dinleyenler bu sefer zarar ediyorlar. Yani insanlar da bir şey diyemiyoruz. Yani. Ben Ziraat Odası Başkanı olarak geçen sene fındığımı vermedim. Ki verebilirdim. 14-14,5 lira gibi rakamlar vardı 2015'te. Verebilirdim. Sırf insanlara fındığımı satmayın. Fındık iyi olacak dediğimiz için biz vermemiz yakışık almaz. O riskleri alıyoruz. İnsanlar için birileri zarar ediyor. Olumlu düşünenler elinde şeyi bekletiyor. Onların o direncinden diğerleri nemalanıyor ama bu direnci gösterenler zarar ediyor. Yani böyle bir sistem olmaz. Yani bu bir komşunun bir komşuya, bir kardeşin bir kardeşe, bir esnafın diğerine, yani açık söyleyeyim biraz ağır oluyor, ihanet etmesi gibi bir şey. Ben direneceğim, öbürü kazanacak. Siz direneceksiniz, siz dik duracaksınız ama o dik duruşunuzda ben nemalanacağım. Böyle bir şey olamaz. Bu birlikteliği bir yerde sağlamak. Demek ki bu birliktelik sözle ikna ile olmuyor. Bu birlikteliği sağlamanın şartlarını, kurallarını koymamız lazım. Müeydesini koymamız lazım. Bunu kanunla, nizamla birlikte yapmamız lazım. Ya biz başkanım temenni ile başka bir şey. Emniyet kemerini bile yasayla taktırıyoruz bu millete.
bu iş böyle gidiyor demek. Bilinç yolu, yani şeyin olması lazım. Herhalde zor şeyden yaptırılması gerekiyor. Yani ben topyekun değerlendirme böyle yapıyorum. Başkanım bir de... Dediğim gibi, üreticiler küçük işletmelere sahip. Dolayısıyla stoklama ihtiyacı duymuyor. Yani o günkü raiç bedel onlar için kafi görünüyor. Ama benim için değil. Ben fındıkla yaşamını sürdürüyorsam fındıkla getiririm. Benim için kafi değil. Ama fındığı yan gelir olarak görenler için o rakamlar kafi rakamlar oluyor. Yani serbest piyasada oluşan rakamlar. Dolayısıyla bu fındık stoğa gitmiyor. Stoklama ihtiyacı duymadığı için de ve üreticinin bir yani büyük bir çoğunluğu da bu durumda olduğu için. Yani fındığı yan gelir olarak gördükleri için. Yani özür dilerim, lafınızı bölüyorum. Lisanslı depocunun tutmaması biraz üreticilerimizin ilgisizliğinden. Yani stoklama ihtiyacı duyan kesim çok az. Onun sebebi de işletmelerin küçük olması. Yani diye stoklama ihtiyacı duymayanların işletmelerin küçük olması. Diyor ki 500 kilo fındığı ben şimdi depoya getireceğim, bırakacağım, şey yapacağım. Bir ton fındığı zaten gidiyorum. 2 lira düşükse 2 lira düşük. Benim bir ton fındığı da 2000 lira kayyum olur. Ama 10 ton fındığı olan 20 bin lira kaybı oluyor. Şimdi o 2 bin lira kaybı göze görmüyor ama 10 ton fındığı olan 20 bin lira kayıp büyük bir kayıp yani. Hemen hemen bir yıllık bir asgari ücret tutarı kadar bir şeye tekabül oluyor. Yani 10 ton fındığı olan insan bu kaybı göze almıyor ama 1 ton fındığı olan kişi nasılsa gidiyorum diye topladım gidiyor. Bu mantıktan uzaklaşmamız lazım. Sistemin biraz bu kesin. Bunun önüne geçmek lazım. Bunu ortadan kaldırmamız lazım. Yani bu tür üreticileri onların da kaybı olmadan onları ama üretimin dışında bir pozisyona alarak gerçek üreticiye o arazileri üzerinde üretim yaptırarak onları da kiralarını alsınlar. Yani biz şunları yapamıyoruz. Yani şurada bulunduğumuz 4-5-6 kişi bir ortaklık kültürü oluşmamıştı. Şunu yapamıyoruz. Yani buradaki 6 kişi arazilerini bir kişiye yönetimini verin. Benim işim var. Devlet memuru. Siz gazetecisiniz. Başkanım muhasebeci. Biz bahçemize gidip efendime söyleyeyim layıkıyla ilgilenemiyoruz. Aramızda kim var? Bahadır Hocam var. Bu işe bu. Bahadır Hocam. Al. Sana da aylık 2000 lira maaş. Giderleri çıkartalım. İşletmelerimizi birleştirelim. Dönüm bazında birleştirelim. Ne çıktı? Ürünümüz 30 ton. Kaç? 100 dönüm işletme birleşmiş. Ne düşer? Dönüme 300 kilo. Benim kaç dönüm yerim vardı? Şu kadar yerim vardı. 10 dönüm vardı. Demek ki 3 ton fındık benim bunun içerisindeki. Bahadır Hocam da kendi fındığı da var. Artı bizden de maaş aldı mı bu işlerle? İşte bakımıydı, gübresiydi, toprak analiziydi, efendim mesela harmanıydı, toplama işçiliğiydi, tırpanıydı. İş bitmez. Şu bu gibi de. O da maaş olarak bu işleri organize etti mi? Şimdi bu işletmenin rekabet şansıyla benim tek başıma 10 dönüm arazideki yaptığım işin rekabet şansı bir olur. İşte biz diyoruz ki bunları özendirelim ama bunları özendirip de bunu devletle beraber yapalım. Devlet bunu özendirecek, teşvik edecek. Desin ki kardeşim ben normalde atıyorum şu kadar lira alan bazlı destek verirken bu tür birleşmelerdeki alan bazlı desteğimi 20 lira daha arttırıyorum. Teşvik fazlalaştı. Ha o zaman ben de bu işimi layıkıyla yaparım. Kafam orada olmadan. Öbürü de o iş benim işim. Ben bundan da hem daha fazla verim alıyorum hem de bir ücret alıyorum diye. Sorumluluğumuz da var. Sorumlu tutacağımız arkadaşımız da var. Ortağımız da var. Şimdi bu tür sistemleri geliştirmemiz lazım. Bu bir tanesi. Şansımız yok. Tanımıyor. Bu tekelleşme dediğimiz için önüne geçme şansımız da tanımıyor. Yani bu süreç çok kısa bir süreç. Nasıl teknoloji hızla gelişiyorsa, iletişim hızla gelişiyorsa, sektörlerdeki değişim de o kadar hızlı ilerliyor. Yani birbirine paralel ilerliyor. Yani ya şu olmaz, işte gerçekleşmez diyemiyorsun. Yani bir anda her şey değişebiliyor. İlacı kurdu, şunu bunu yapabilirsin, hepsi atılırsan kalitede artmış olur. İşte onu nasıl yapacağız? Şimdi ben burada otururken bunları yapamıyorum. Demin işte o şekilde olursa artmış olur. Dedi işte bunlar şey. Şimdi ben burada hem burada oturacağım ben, hem böyle bir hizmet verecek, öbürü memur olacak, hem de bahçesindeki kurtlar, şununla bununla mücadele. Böyle bir dünya yok, böyle bir yaşam tarzı da yok yani. İşin ne senin? Yani benim işim ne? Ben çiftçi miyim? İşçi miyim?
Ben bu muyum? Ben neyim yani? Bunu işte bunu aşacak ve bu anlamda da kaliteyi arttıracak, verimi arttıracak. Hem de piyasadaki direnci, üretici anlamda direnci arttıracak sistemlerin olmaları konuşa konuşa burada. Güven meselesi. Ben kardeşim sizle ortak olmayı yazmam. Sizle nasıl ayıracağımızı yazalım. Kendimiz tek başımıza yorumlayamıyoruz çünkü bu işin uzmanları da sorun. Biz zaten böyle çalışıyoruz parti olarak da. Önce bilgiyi alıp STK'lardan sonra gerekli belediye başkanı ziyaret ederken de biz öyle yapmıştık. Yani bu bilgileri almadan ben her şeyi bilemem. Akçaboca'da ne oluyor veya Düzce'de ne oluyor birçoğunu en çok da biz basın mensubu arkadaşlardan bu bilgileri alıyoruz. Çünkü onlar her gün bu işin içindeler. Biz mesleğimiz icabı bazen böyle bir yoğun tempoda haber de izleyemediğimiz oluyor işin gereği. Yoğun tempoda olduğumuz için işte o yüzden bunları burada öğrenelim. Köy ziyaretlerimizde özellikle bu konular köy ziyaretinde daha çok gündeme gelebiliyor. Bunları biz aktarıyoruz orada yani bu bilgileri. Bunları burada götürmek. O yüzden yani ziyaretlerimiz hem bu bilgileri almak hem işte rutin STK ziyaretlerimizi yapmak. Mesafeyi fazla ara vermeden sıcak tutmak. Bu sebeple ziyaretlerimizi yapıyoruz. Tabii burada da siz Milli Gazete'de sizin haberleriniz var. Özellikleisiniz. Hem gazeteyi getirdim hem oradan da şey almıştım. Birkaç konuda siz zaten asıl ana temayı belirttiniz. Burada tabii bizim bir iki veya üç tane daha büyük problemimiz var. İtalya'nın yapmış olduğu karalamalar. Hem fındığı bizden alıyor hem karalıyor. Onun dışında sanıyorum İtalya fide gönderiyor Gürcistan'a. Türkiye'nin tek elini veya pazarını kırmaya çalışıyor. Bir de mecbur muyuz bilmiyorum bu Ferroli denilen firmaya bizim ne bağımız var? Yani dünyada bu firma olmadan biz ihraç yapamaz mıyız? Önceden Ferroli mi vardı? Ferroli olmazsa fisko birlik olur. Fisko birlik olmaz işte devletin kurumları vardır veya şahıslar olabilir. Niye biz bu adamlara bağlıyız? Zorumuz ne? Gibi sıkıntılar var. Bunlar yine Milli Gazete'den toparladık. Bunları size bırakırım bakalım. Siz zaten biliyorsunuz gerek yok. Gazetemizde de böyle yazıyor. Bunları dile getirmekti bizim derdimiz öncelikle. Hem halkımızın da bir nebze olsun gelirini artırmaya masraf etmekti. Başkan, tabii.